Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Doom Eternal'a bir ön bakış yapacağız. Şu anda ben de oyuna ilk defa giriyorum. Evet, buradan BTS hesabımıza bağlanmamızı istiyor. Oyunda arka müzikler şu anda gayet etkileyici olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Metal tarzında bir şeyler çalıyor. Zaten siz de duyuyorsunuz alttan. Doom'un tarzı bu zaten. Hani hardcore bir oyun olduğu için alttan devamlı böyle bir insanı gaza getirici müzikler çaldığını söylemek mümkün. Şuradan yazalım bir şeyler. Oyun genel itibariyle etkileyici arkadaşlar. Yani ilk giriş ekranında sizi havaya sokmaya başlıyor. Zaten bir önceki Doom'un devam niteliğinde bu oyun. Hatırlayacağınız gibi o oyunda en iyi aksiyon oyunu ödülünü almıştı. Dolayısıyla bitmek bilmeyen bir aksiyon söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Muhtemelen Doom Eternal'da da aynı şekilde aksiyon kaldığı yerden devam edecek. Bakalım bizleri bu oyunda hangi iblisler bekliyor demek çok da yanlış olmaz sanırım. Evet, buradan girişimizi yapalım ve oyunumuza bir an önce başlayalım arkadaşlar. Burada klasik arkadaşlar logonun görünür olduğunu belirtiyoruz. Monitörden monitöre değişir bu ayar tabi. Evet, Camping, Battle Mode vesaire bir şeyler var. Bu bizim adamımız. İşte adamımız bu. Evet, bütün iblislerin canına okuyacağımız karakterimiz bu arkadaşlar. Bu arada Doom'un hikayesini az çok biliyorsunuzdur hepiniz. Bazı yazıtlar bulunuyor. Sonrasında virüs tarzı ya da işte ne bileyim lanet tarzı mı desek. Öyle bir şeyler insanların başına musallat oluyor. Burada zorluk seviyesini seçiyoruz. Ben en kolayını seçeyim, ne olur ne olmaz. Şimdi en zorunu seçip de direkt olarak rezil olmaya gerek yok. Gerçi ortalama bir zorlukta da oynasak bir yere kadar herhalde ölmeden devam ederiz diye düşünüyorum. Evet, şu anda oyunun hikayesi karşımıza geliyor. Yine cehennemden çıkacak olan arkadaşlar, iblislerle savaşacağız. Bu iblisleri sonuna kadar öldürmeye çalışacağız. Yayınlanan videolar gerçekten çok etkileyiciydi. Yani böyle ağzını yüzünü dağıtıyorduk iblislerin tam anlamıyla. Burası sanırım Mars. Zaten biliyorsunuz ne geliyorsa bu insanların başına Mars'tan geliyor. Filmde de zaten Mars'a ışınlanmanın bir yolunu bulmuşlardı. Işınlanırken bazı şeyler oluyordu vesaire vesaire. Evet, şu ay herhalde, ay parçalanmış ama dünya hala. Bu arada dünyanın yarısı yok olmuş arkadaşlar gördüğüm kadarıyla. Evet. Yani milyarların ölmesi tabii ki de çok önemli değil. Bu arada şurada Doom'un logosunu görüyorsunuz muhtemelen. Bu iblisler dünyaya da musallat olmuş durumdalar. Neyse ki biz buradayız ve dünyayı kurtaracağız. Yani inşallah. Rahat olun, biz buradayız. Sakin olun. Geleceğiz. Şimdi geleceğiz. Evet. Yardım sinyaline biz karşılık vereceğiz şimdi ve dünyaya giderek, evet, %60'ı gezegenin istilacılar tarafından çevrilmiş. Yani arkadaşlar %60 iblis olmuş. Koronavirüsünden daha tehlikeli bu gördüğünüz üzere. %60'ı enfekte olmuş dünyanın. Yani bunu görünce diyorsunuz ki koronavirüsü de neymiş. Neyse ki böyle bir virüs söz konusu değil diyoruz şu anda. Evet, kaskımızı da giyindik. Şuradan bir iki silahımızı da aldık. Ve açılın, biz geliyoruz. Hadi oyun başlasın artık ya. Gerçekten insan bir gaza geldi şu anda. Dünyaya yenip hepsinin ağzını yüzünü dağıtmak istiyor insan. Geliyoruz, rahat olun. Birisi bize yardım etsin diyor. Edeceğiz. Onu da edeceğiz. Yardım da edeceğiz. Rahat olun. Kontrol bizde. Evet, şu anda arka plandan çalan müzik gerçekten çok gaza getirici. Evet, geliyoruz. Burası bir eğitim turu gibi bir şey herhalde arkadaşlar. Çünkü direkt başladık yani böyle. Kafasına pompalılığıyla sıkıyoruz adamların. Evet. Bunlar zombiymiş. Bu arada arkadaşlar şimdi bunlara
pompalıyla uzaktan tık sıkınca muhtemelen çok etkili olmuyor. Dibine girip sıksak daha fantastik sonuçlar elde edebiliriz. Tabii ben özellikle şu videolarda gösterilen hani böyle kafasına vuruyorduk, eziyorduk falan, onları merak ediyorum. Nasıl bir şeyler olacak? Bakalım bir. Evet, bir eğitim geldi. İşte ben bunu diyorum ya. Yani böyle kafasına vurup ağzını yüzünü ezmemiz lazım bizim bunların. Aynen böyle. Evet, bir deneyelim bakalım. Glory Kills alabileceğizmiş o organlarını. Basıp şöyle, evet, ikiye böldük. Güzel de hoşuma gitti. Bak 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 bak. İşte bizim bunlara normalde evet böyle ağzını yüzünü dağıtmamız lazım da. Heh. Fragmanlardaki gibi olmadı. Bu arada mermim de bittiği için şu anda direkt dövüşmek zorundayım. Evet şöyle. Hani atlıyorduk, sıkıyorduk, ikiye bölüyorduk. Tabi arkadaşlar bu ilk deneyim olduğu için şu anda biraz acemilik var. Fakat incelemesinde çok farklı olacak her şey, size söz veririm. Bu arada canım çok az. Ölebilirim ama ölmedim. Neyse ki henüz bu da ölmedi. Yani ben ölmüyorum ama o da ölmüyor yani. Enteresan. Gerçekten enteresan. Herhalde bir şekilde öldürmemi istiyor diye düşünüyorum. Bu arada sağlığım da kendi kendine dolmuyor. Onu fark ettim şimdi. 5 ve öldüm. Evet. Öldüm. Bizi yardıma çağırdılar ama şu anda yardıma muhtaç bir hale geldik. Daha checkpoint yapalım. Muhtemelen orada herhalde bize gösterdiği şeyi denememizi istedi. Fakat biz onu yapamayınca da Hakk'ın rahmetine kavuşmuş olduk. Neyse, kaderde varmış diyelim. Şimdi devam edelim kaldığımız yerden. Wow, ama şurada silah şeyi bulduk. Bakalım başka var mı? Yok. Şimdi devam edelim. No mod activated. Gel bakalım, sen de gel. Sen de gel. Al bakalım. Ha, burası eğitim turu herhalde arkadaşlar ya. Çünkü bakıyorum öyle çok bir esprisi yok ve bu mermiler de burada devamlı çıkıyor sanırım. Demek ki mermimiz bittiğinde gelip oradan geri alabiliriz. Şu sağdan gelmişti, beni az önce öldürmüştü. Süper. Temiz. Soldan gideceğiz herhalde. Evet, burada zaten yerde de kan izleri var. Şurada mermiler var. Alalım onları. Evet. Ve bir motorlu testere işte. İşte yani bu tarz silahları seviyorum. Evet. Böyle milleti kesmeyi seviyoruz işte. Evet. Hadi gelin bakalım. Şöyle bir keselim. Bir elektrik testereyle şöyle kesmek istiyorum. Çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Evet. Yani tabi bunu küçük çocukların yanında oynamamak lazım. Dipnot olarak belirtelim. Baksanıza direkt insanda vahşet duyguları uyandırıyor. Bu arada arkadaşlar bu oyun şu anda PC, PlayStation 4 ve Xbox One için geldi. İleride Nintendo Switch için de gelecek. Fakat Switch'teki grafikler bu kadar etkileyici olmayabilir. Bunu da size dipnot olarak belirtelim. Ama Switch için de gelecek yani. Ha, bir de Stadia için geldi. Onu da unutmadan söyleyelim. Fakat Stadia'da şu anda çok da oynanabilir değil. Evet, sanırım bu kadar yeterli. En azından bir görmüş olduğumu bu şekilde arkadaşlar. İlerleyen günlerde incelemeyle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.